toplumun bize verdiği sorumluluğu bilen insanlarız. Bunun bilincindeyiz. Burada her bir vatandaşımızın bizler üstündeki hakkı da bizler çok iyi biliyoruz. Bu anlamda bütün ilçelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmek bizim asıl görevimiz. Emekle de hamdolsun şimdiye kadar çok önemli açılımlar, çok önemli yatırımları birlikte, hep birlikte imza attık. Bunların bir kısmı tamamlandı, buradaki olduğu gibi bir kısmı devam ediyor. İşte yollarımız devam ediyor. İşte hastanemiz hızla yükseliyor. İşte sentetik çim sahamız bitti. Göletlerimiz planlamada veya yapıldı. Bunlar, okullarımız yapıldı. Bunlar böyle sürmeye devam edecek. Tabii bizim bazı beklentilerimiz de var. Bir yandan bunları yaparken, bir yandan da başka şeylerle de doğrusu uğraşmak zorunda kalıyoruz. Geçen haberlerde bir şey gördüm. Bizim biliyorsunuz, daha önceki kaymakamımızla birlikte, onun da emekleri vardır. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağlı ihtiyaç duyulan bir orta öğrenci grubuyla alakalı birlikte burada yatırım programı aldırmıştık. Bu güzelliği Sayın Bakanımızla birlikte paylaşarak ondan sonra da temelini atmış ve şu anda da hızla yükseliyor. Tesadüfen gördüğümde hem şaşırdım hem üzüldüm. Bir, belki espri mahiyetindeydi ama temel atmanın yanlış yapıldığını, kandırdığımızı vesaire. Şimdi diyorum ki siyaset bir seviye içinde yapılmalı. İnsanlar birbirlerine eksiklerini gösterebilir, eleştirebilir, konuşabilir. Ama şu var, biz halkımızı hiçbir zaman kandırmadık. Hiçbir zaman yalan söylemedik. O yurdumuzun, o temeli atıldığı zaman yurdumuzun ödeneği çıkarılmış, izni alınmış, müteahhitle sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılmış bir durumda idi. Çok başlangıçtaydı. Bu güzelliği de bakanımızla paylaşmak için biz o noktada bakanımızla birlikte olduk. Hani bir tabir konmuş da çakma temel diye. Ben de o zaman sesleniyorum. Biraz sonra Allah nasip ederse bir çakma toplum sağlığı merkezini de beraber açacağız. Allah izin verirse çakma hastanemizde inşallah birlikte açmak nasip olur. Biz arzumuz bu güzellik ve mutluluklara bu arkadaşlarımızın paylaşmaları, birlikte olmak, birlikte yer almak. Bunları gelin birlikte paylaşalım. Gel sen burada eksikleri söyle, emetin sadece eksiklerinden de konuşalım. Ülkemizde bir konu var. İnsan kaynaklarında sıkıntımız var. Özellikle yetişmiş insan gücü, hekim sıkıntımız var. Bir hekim, uzman hekim 10 yılda yetişiyor. Yan dal derseniz 14 yılda yetişiyor. Eğer mecbur hizmetlerim derseniz buna biraz daha süre koyacaksınız. Ondan dolayı sadece ilimizde değil, bütün Türkiye'de çok hızlı bir doktor dönüşümü devam ediyor. Biliyorsunuz ülkemizde sağlık değişti. Eskiden sadece burada hastalara bakılırdı. Ama bakın şimdi bu doktorlarımız köylere gidiyor. Köylere doktor gönderiyorsak o zaman doktora ihtiyacı arttı demektir. Bakın hastanelerimiz çoğaldı. Yataklarımız nitelikli hale geldi. Bir doktor eskiden 200-300 hasta bakarken 60 hasta bakıyorsa, 50 hasta bakıyorsa o takdirde buna da daha fazla doktoru gerekiyor. Şu anda 20 bine yakın uzman doktorumuz eksik. Niye eksik derseniz bunun tarihine bugüne değil de 10 yıl evvelsine bakmak lazım. 15 yıl evvelsine bakmak lazım. O zamanki hekim politikaları, insan kaynağı yetiştirme politikalarındaki sıkıntılara bakmak lazım. O zamanlar sadece bazı üniversitelere, bazı tıp fakültelerine izin verenler, ülkeyi yaygınlaştırmayanlar, sadece bizim zihniyetimizde belirli insanlar öğretim üyesi olacak diyen kişilere o dönemden sormak lazım. İşte yol açtığımız konu budur. Ama hamdolsun bunları açtık. Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Ancak bu noktada da geri bunu istismar etmek isteyen bazı unsurlar oluyor. Yani burada zaman zaman hekimlerimiz geliyor fakat mecbur hizmetleri bitince veyahut da yan dal uzmanlığı olunca yasal haklarını kullanıp ayrılabiliyorlar. Ayrıldıkları dönemde de diğer mecbur hizmet zamanına kadar zaman zaman boşluklar olabiliyor. Hal böyleyken bunu en iyi bilmesi gereken meslektaşım bu konuda bundan yararlanarak buradan otobüs insanların özel hastanelere gittiği yönünde halkı belki kışkırtmak, yanlış bilgi vermek yönünde bir çalışma yapıyor. Basında burada. O zaman açık bir teklifim var.
bu arkadaşımız şu anda Kütahya'da bir özel hastanede çalışıyor meslektaşımız. Çocuk hastalıkları uzmanı. Demiş ya Emet doğumluyum. Gel Emet'te çocuk hastalıkları uzmanı ihtiyacımız var. Eğer insana hizmetse gel burada görev yap da sana hasta gelmez. Onun için meseleleri böyle yüzeyel değil. Herkes hizmeti anlatacak. Biz hizmetimizi anlatıyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bu milletin geleceği, refahı, bereketi, huzuru, güveni için ne lazımsa biz bunlardan bahsediyoruz. Çamur işine girmeyelim. Bu memleket birlik, beraberlik, huzur istiyor. Kavga istemiyor. Gel bu zeminde siyasetimizi yürütelim. Ben bu duygularla daha güzel hizmetlerde, daha güzel günlerde birlikte olabilmek dileğiyle bu hizmetin emetimize, insanımıza, milletimize, çevreye hayırlı olması dileklerine, emeği geçen herkese de şükranlarımı sunarak, çalışan işçi kardeşlerimize gene şükranlarımı sunarak, bir tane işçi kardeşimizin zannediyorum bir rahmetli olmuştu, ona da Allah'tan rahmet dileyerek